Merhabalar. 5 bölümde para ve sanat arasındaki ilişkiyi, paranın ortaya çıkışından ve sanatın ortaya çıkışından, ikisinin de geldikleri son aşamaya kadar, parada Bitcoin'e, sanatta ise güncel sanata kadar geldikleri bölümü bir paralellik arz ederek anlatmaya çalışacağım. İlk başta doğanın kendisinde var olmayan para ve sanat kavramları giderek evrene egemen olmaya başladılar. Ve bir tanesi maddi bütün kararlarımızı etkilerken, diğeri de düşünsel, duygusal, manevi bütün kararlarımızı etkiler oldu. Bu etkilerin yüzyıllar içerisinde sürekli kendi içinde dönüştüğünü görüyoruz. Bu 5 programda olabildiğince indirgeyerek paranın ve sanatın ve paranın Bitcoin'e ulaşmasının serüvenini farklı bölümler halinde anlatmaya çalışacağım. Ve bu aşamaları ele alırken de bunların kendi ayrımlarım olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla bu konuşmaya bir egzersiz olarak bakmakta, indirgemeci olduğunu hatırlamakta, bunun felsefi bir yaklaşım olduğunu düşünmekte yarar var. İlkel toplumlarda insanlığın neler yaptığını, hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl düşündüğünü, hangi modellere göre yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Nitelikli ve sağlam bilgilere sahip değiliz. Genellikle tarih öncesi dönem için düşünürlerin tümü spekülatif olarak yola çıkarlar ve en çok modernite döneminde bu düşünüldüğü için genellikle insanın bir özü olduğu ve bu özün bir kere tanımlandığında tarih öncesindeki insanın kendi özüne uygun olarak davrandığında nasıl bir toplum yaratacağını, nasıl soyutlamalar ve somutlamalar üreteceğini buradan sökmeye çalışır. Bununla beraber şunu söyleyeyim, benim yaklaşımımda varoluşçuluğun ve postmodernitenin de etkisinin elbette üstüne düştüğünü kabul ederek insanın bir özünün olmadığı düşüncesi yatar. Bu yüzden bu aşamaya oldukça spekülatif bir yaklaşım olarak bakmamızda yarar var. Paranın ilk ortaya çıkması için değiş tokuş ve trampanın artmış olması gerekir. Çünkü para normalde doğada var olmayan bir şeydir. Düşünsel bir yapının ürünüdür. Bu ancak değiş tokuş ihtiyacının ortaya çıkmasıyla ortaya çıkabilecek bir düşüncedir. Dolayısıyla tarihte değiş tokuşun ortaya çıkmadığı dönemlerde para diye bir kavramın olmadığını varsayabiliriz. Benzer şekilde sanat için de yaklaşık görüşleri ileri sürmemiz mümkün. Sanat bugün tanıma sıkışamayacak, paraya göre tanımlaması daha güç bir kavram ve şunu da söylemeliyim, tarihsel süreçte para da, sanat da diğer tüm kavramlarda olduğu gibi değiştiler. Dolayısıyla nasıl bir insanın özünün olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Bu kavramların da net birer özü yok. Tıpkı paranın ilk ortaya çıktığında bir soyutlama olması gibi sanat da böyle bir düşünceydi. Fakat ikisinin temelden iki farkı vardı. Doğada hazır halde bulunmayan bu ikiliden para, dışarıda bulunan varlıkları yani somut eşyayı bir soyut düşünce olarak zihne atıyordu ve bu soyutlama üzerinden hesaplama yaparak değiş tokuş değerlerini belirlemeye çalışıyordu. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki sizin inekleriniz var, karşılığında koyun alacaksınız. Karşılığında alacağınız koyunla ineğin değiş tokuş değerini belirlemek için mutlaka bir soyutlamaya ihtiyaç duymaya başlamıştı insanlar. Avcılık ve toplayıcılık döneminde muhtemelen bu kadar büyük değiş tokuşlara gerek yoktu. Av etleri hemen çürüyordu. Bu yüzden toplu bir paylaşım söz konusu olmalıydı. Fakat giderek tarihin belli bir evresinde üretimin sadece kişisel üretim olmaktan çıkıp kendisine oranla daha çok üretim yapan kişinin daha az üretim yapan kişiyle bunu değiş tokuş etmesiyle beraber bir değiş tokuş sorunu ortaya çıktı ve böylece dışarıdaki somut malların soyut bir zihinsel araçla değiş tokuş yapılması zorunluluğu doğdu. İşte bence paranın bir düşünce olarak ortaya çıkışı buna bağlıydı. Para ilk ortaya çıktığında bu soyutlamada derhal somut herhangi bir ölçüde dönüşmemişti. Başta soyut da soyut olarak kalıyordu. Bunu bazen köy meydanlarında çizilen çizgiler, sanat yapıtına benzer gibi ortalığa bırakılan işaretlerle biliyorduk. Dolayısıyla muhasebeleştirme zihinden daha dışarıya tam olarak çıkmamıştı. Sanatta ise başka bir şeyle karşı karşıyayız. Sanatta da insanın kendi manevi dünyası, içi, dışa vuramadığı her türlü şey. İlk bakışta insanların birbirlerinde gördükleri şey retinaya çarpan şeyler. Fakat sanatın imgelemeye çalıştığı şeyler bizim retinamıza çarpmayan şeyler. Sanat görünenin betimlemesi olduğunda en fit durumunda değildir. Sanatın fitleşebileceği yer daha çıkışından itibaren her zaman bizim duygularımız, düşlerimiz, düşüncelerimiz, umutlarımız üzerineydi. Dolayısıyla para dışarıda var olan bir şeyi soyutlarken sanat dışarıda var olmayan bir şeyin soyutlamasıydı. Sanat bizim içimizdeki soyutluğun somut olarak dışa vurulması olarak da söylenebilirdi. Dolayısıyla sanat paraya göre biraz daha complicated. Bu ikili ilk baştan itibaren sürekli sarmaş dolaş olacaklar. Ve tarihin her aşamasında para bollaştıkça sanat gelişecek, sanat geliştikçe para bollaşacak. Sanatla ilgili ilk bulunan duvar yazıları neredeyse M.Ö. 30 bin yılına dayanıyor. Fakat en çok Güney Fransa'da 17 bin yıl önce bulunan resimler popüler. Ve bu resimlere girdiğimizde baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Mağaranın içine girildiğinde oldukça yürümeniz gerekiyor. Karanlık bir yer, içeride dehlizler var, daracık alanlardan geçiyorsunuz ve buraların sonunda artık ilkel bir toplum
toplum için ışığın veya herhangi bir görme imkanının olmadığı bir yerde çok ilginç bizon resimleriyle karşılaşıyorsunuz. Akla tabii şöyle bir durum geliyor. Sanat belki de görülmek için yapılmış bir şey değildi. Çünkü o dönemde o kadar iyi gizlenmiş bir mağaranın içinde sanat eserinin ne işi olabilirdi? Muhtemelen sanatta insanlar para gibi soyutlama açısından düşündüklerinde orada kendilerini belki inandıkları tanrılara adaklar adayan, belki onlar için görseller üreten, belki de gelecekte kendilerini nerede görmek istediklerine dair ayinler yapan kişiler olduklarını düşünebiliriz. Fakat bir daha söylüyorum, bunların hiçbirinden emin olamıyoruz. Sadece bunlarla geçmişe yönelik tasarılar kurabiliyoruz. Bunları aynı zamanda bir ilk yazı denemesi olarak da düşünebiliriz. Zaten Mısır'da hiyeroglifle beraber ilk defa resim yazıya dönüşecek. Muhtemelen yazının henüz bulunmadığı bu dönemde kişiler kendilerini ifade etme anlamında da resim yapmaya başvurmuşlardı. Bununla beraber şunu da söyleyelim. Muhtemelen müzik de yapıyorlardı. Fakat onları bugüne bırakacak bir kalıt oluşmamıştı. Toparlarsak şöyle bir ilişki vardı. Para ve sanatın ortaya çıkışı insanın zihni var olmadan ortaya çıkamayacak İki tane soyutlamaydı. Belli bir refah seviyesinden sonra ortaya çıkabilecek şeylerdi. Ve bu refah seviyesi ortaya çıktığında insan kendi zihnini ve iradesini yaşama geçirebilme kapasitesine kavuştu. İlk topluluklar bir araya geldiklerinde, 10 kişilik bir grup olduklarında bu grup olma çoğunlukla birbirleriyle dayanışma üzerine kurulmamıştı. Çoğunlukla vahşi hayvan saldırılarında ölme riskini azaltma üzerine kurulmuştu. Ne zaman tek başınıza dolaşıyordunuz, o zaman bir aslan saldırısı karşısında %100 ölüyordunuz. Ne zaman 10 kişi olarak geziyordunuz, o zaman sizin avlanma riskiniz onda bire düşüyordu. Dolayısıyla şunu unutmamalıyız. Kişiler birbirleriyle normal bırakıldıklarında bir arada yaşamaya çok yatkın değiller. Bugünden bir örnek vereyim. Karadeniz'de mesela evler birbirine son derece uzaktır. Ama Güneydoğu'ya baktığımızda evlerin birbirine çok yakın olduğunu görürüz. Ve bunun belli coğrafi şartlardan kaynaklandığını düşünmezsek belki meseleyi kavrayamayabiliriz. Karadeniz'de su bol olduğu için insanlar birbirlerinden daha yalıtılmış hayatlar seçerler. Güneydoğu'da su az olduğu için insanlar dip dibedir. Ve dip dibe olan insanların arasında daha çok kan davası görürüz. Daha çok anlaşmazlık, daha çok çatışma. Ama diğer tarafta daha sakin bir yaşam onları bekler. İşte sanat bazen de kişilerin bir dış tehlike yüzünden bir araya geldiklerinde nasıl davranacaklarına ve hayatı nasıl göreceklerine dair bir model üretirdi. Yani duvara çizilen şey veya yapılan müzik, yapılan dans ritüeli onlara hayatın mevcut, mümkün olan sınırsız sayıdaki yorumundan bir tanesine doğru sıkıştırmaya başlardı. Böylece sanatçının ürettiği bu ilk form içsel olmaktan dışa atılırdı ve ne zaman bu iç ve dış görü bir simge olarak bir yere yansıtılırsa, bir dans olarak ortaya çıkarsa diğer kişiler de kendi içgörülerini onunla uyumlu kılmaya başladılar. Yani sanat toplumun inşa edilmesinde en temel doğal olmayan süreçlerden biriydi. Ve diğer süreç bugün konuştuğumuz konunun tam ortasına geçen paraydı. O da doğada var olmayan fakat grup bir araya geldiğinde birbirleriyle değiş tokuş yapmaya başladıklarında onların değiş tokuşu hangi ölçüte göre, hangi değerlendirmeye göre yapacaklarını belirleyen doğal olmayan bir soyutlamaydı. Dolayısıyla para ve sanat her zaman var olan şeyler değillerdi. Ancak toplumun kurulmasıyla ve bazı temel ihtiyaçların artık yerine getirilebilir olmasıyla ortaya çıkabilecek bir şeydi. Kesinlikle zihinsel bir faaliyetti. Para dışarıdaki somutu soyutlayan yani somut olanın değerini zihinde ölçülebilir kılan ve bu ölçüyü başkalarının da kabul edeceği bir yenilikti. Sanat ise insanın retinaya çarpmayan özelliklerinin iç dünyasının, maneviyatının, hislerinin dışa vurumuydu. Aynı zamanda dünyayı algılamanın da bir modeliydi. Tanrının nasıl olacağını, kime tapılacağını, hangi olaylar karşısında nasıl davranılacağını, bütün sosyal modelleri belirleyen bir somutlaştırma girişimiydi. İlk defa toplumun kurulması için veya toplum kurulduktan hemen sonra bu topluluğun devam edebilmesi için paranın ve sanatın ortaya çıkması gerekiyordu. Gerçekten de ortaya çıktı.